Su kuyusunda üzerlerine sizin isimlerinizi yazıyoruz. Yani kim yaptırdıysa. Öncelikle bunu tek yaptırana efendim, A şahsı, B şahsı ismini yazıyoruz. O medreseye de onun ismini yazıyoruz. Onun da katkılarının olmasını bekliyoruz. Olmasa da biz zaten yapıyoruz onu. Efendim, onun haricinde yaptığımız su kuyusunu tabelası çok büyük olmaması için yani onlarca yüzlerce insanın ismini yazamayacağımız için ve kalıcı olması açısından 10 hisseli yani buna hisseli su kuyusu diyoruz. Bunu da 10'a bölmüş oluyoruz. 10 kişi olursa 10 kişiyi o tabelada çok uzun süreler yüzlerce senede olsa o tabelayı muhafaza edeceğimizi düşünerekten 10 kişilik yapabiliyoruz. Bir de hemen kadınlardan hanımlardan mesela böyle kendi aralarında sohbet toplantı ekipleri toparlıyor. Mesela yakın tarihte geçen sene İlaz Kore talebeler böyle bu e, vefat eden çocukları görünce televizyonlarda benim e, duygusallaşmışlar. Kendi harçlıklarından Somali'de bir tane su kuyusu açtık. Onu basına da yansıttık. Sonra de, tekrar devam etti. Su kuyusu e, sandığı yaptılar. Orada biriktikçe yine açmaya devam ediyoruz. Bundan gençler, üniversite talebeleri olabilir, çalışanlar olabilir, kendi aralarında toparlayabilir. Değilse zaten vakfımızı efendim küçük meblalarla arayan, efendim benim gücüm yetmiyor ama ben de bu Hizmet kervanında bir çorbada tuzum olsun diyen 50 lira da olsa 100 lira da olsa yatıranları da anonim su kuyusu adı altında birleştiriyoruz. Allah Teala efendim bu hizmetlere katkıda bulunanların herkesten razı olsun. Efendim kazançlarına birine bin versin inşallah. Ahirette de karşılığını versin.